Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde Türk beşlerini inceleyeceğiz. Türk beşleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde eserleriyle çağdaş Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuş beş Türk besteciyi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. 1900'lü yılların başlarında doğan bu beş bestecinin hepsi, Atatürk'ün öncüsü olduğu müzik devriminin desteğiyle yurt dışında klasik batı müziği eğitimi almış kişilerdi. Şimdi gelin birlikte Türk beşlerini doğum tarihlerine göre kronolojik olarak sıralayarak tanıyalım. Cemal Reşit Rey, 1904 ve 1985 yılları arasında yaşamış bir bestecimiz. Kudüs'teki çocukluk döneminde müziğe olan yeteneği ortaya çıkmıştı. İlk müzik derslerini annesinden aldı. 5 yaşındayken babasının görevi dolayısıyla İstanbul'a dönmeleri gerekti. Buradaki ilkokul yıllarında piyano çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde ilk valsini bestelemişti bile. Öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde devam ederken 1913'te zorunlu olarak ailesiyle birlikte Paris'e taşındılar. Burada konservatuar eğitimine devam etti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Cenevre'ye yerleştiler. Burada da müzik eğitimine devam eden besteci, 1919'da babasının görevi nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Fakat burada müzik çalışmalarından uzak kalınca 1920 yılında tek başına tekrar Paris'e gönderildi. Buradaki okul yıllarında besteleriyle dikkat çekmeye başlamıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'a dönerek daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı olacak olan Darül Elhan'ın Batı Müziği bölümünde öğretmenlik yaptı. Cemal Reşit Rey, Fransız şarkıları bestelediği ilk bestecilik döneminden sonra 1926'dan itibaren Türk halk ezgilerini kullanarak besteler yaptı. 12 Anadolu türküsü, Türk manzaraları ve bunun gibi diğer eserleri Türk halk şarkılarını armonize ettiği eserlerindendi. Halkı çok sesliliğe alıştırmak için 1932-1942 yılları arasında librettosunu yani sözlerini ağabeyi Ekrem Reşit Rey'in yazdığı pek çok operet ve uvertür besteledi. Rey kardeşlerin ilk operet çalışması dönemin şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Muhsin Ertuğrul ve İstanbul valisi Muhittin Üstündağ talebiyle yazılmış 3 saat operetiydi. Halkın gösterdiği ilgi üzerine Cumhuriyet'in 10. yılında sahnelenmek üzere yazdıkları Lüküs Hayat en tanınmış operetleridir. 1933'te Türkiye'nin 10. yılı kutlamaları için yapılan yarışmaya katıldı. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı güfte için yaptığı beste 10. yıl marşı olarak kabul edildi. Evet arkadaşlar, yıllardır her bayram ve kutlamada söylediğimiz ölümsüz bir eser olan 10. yıl marşının bestesi Cemal Reşit Rey'e aittir. Bunların dışında Türk klasik batı müziği literatürüne daha birçok eser kazandıran bestecimiz 1981'de devlet sanatçısı unvanı aldı. 1982 yılından vefatına kadar Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon öğretmenliği yaptı ve 1985'te hayata gözlerini yumdu. Hasan Ferit Alnar, 1906 ve 1978 yılları arasında yaşamış, yine Türk beşlerinden önemli bir bestecimiz. 1906 yılında İstanbul'da doğan bestecinin annesi ve amcası ut çalıyordu. Müziğe olan yeteneği erken yaşlarda ortaya çıktı. Yabancı dil öğrenmesi için gönderildiği Alman okulunda ilk kez çok sesli müzikle tanıştı. Çocukluk yıllarından itibaren hem kanun hem de klasik kemençe çalmaya başladı. 13 yaşından itibaren ilk eserlerini bestelemişti bile. Gençlik yıllarında Anadolu'nun çeşitli kentlerinde ve Kahire, Berlin gibi yurt dışındaki çeşitli şehirlerde konserler verdi. Müzik yaşamının dönüm noktası, ünlü besteci Hüseyin Saadettin Arel ile tanışması ve kendisinden armoni dersleri almaya başlaması oldu. 1927'de annesi ve kardeşiyle Viyana'ya yerleşen Alnar, burada kendisini tamamen çok sesli müziğe adadı. Çok sesli eserlerini burada yazmaya başladı. Besteci 1932'de Türkiye'ye döndü ve 4 yıl boyunca hem İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda orkestra şefliği hem de Belediye Konservatuarı'nda müzik tarihi hocalığı yaptı.
1936'da o dönemde adı Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atandı ve Ankara'da ilk opera temsillerini hazırladı. Türk beşleri içerisinde Hasan Ferit Alnar'ı diğer bestecilerden ayıran en belirgin özelliği tek sesli klasik Türk müziği geleneğiyle yetişmiş olmasıdır. Dolayısıyla çok sesli eserlerinde klasik Türk müziği bilgisinden büyük ölçüde yararlandı. Bu açıdan en çok dikkat çeken eseri 1944-1951 yılları arasında bestelediği Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası için konçertodur. Bu konçertoyla Türkiye'de ilk kez geleneksel bir çalgı çok sesli bir eserin içerisinde solo olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok sesli klasik batı müziği alanında birçok değerli eser kazandıran bestecimiz, 1978 yılında Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Ulvi Cemal Erkin, 1906 ve 1972 yılları arasında yaşamış önemli bestecilerimizden bir tanesi. 1906 yılında İstanbul'da doğan besteci, 7 yaşındayken babasını kaybetmesinin ardından dedesinin evinde büyüdü. İlk müzik derslerini küçük yaşlarda piyano çalan annesinden aldı. Galatasaray Lisesi'ndeki eğitimine devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında müzik öğrenimi görecek gençleri seçmek için açtığı sınavı kazanarak 1925 yılında Paris'e gönderildi. 5 yıllık öğrenimini tamamladıktan sonra 1930'da yurda döndü. Paris'te başladığı İki Dans adlı orkestra eserini Ankara'da bitirdi ve bu eser ilk defa 1931'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulması üzerine bu kurumun piyano bölüm başkanlığını, ilerleyen yıllarda ise müdürlüğünü üstlendi. Besteci arkadaşı Necil Kazım Akses'le birlikte Carmen, Aida, Fidelio gibi çok sayıda önemli opera yapıtını Türkçe'ye kazandırarak opera repertuarımıza armağan etti ve sahnelenmesini sağladı. Sanat yaşamındaki başarıları nedeniyle Fransız ve İtalyan devletlerinin onur ve liyakat nişanları ile ödüllendirilen Erkin, 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırıldı. 15 Eylül 1972'de Ankara'da yaşamını yitirdi. Bestecinin en çok tanınan ve sevilen eserlerinden birisi Köçekçe'dir. Benim de favorim olan bu eser, Ulvi Cemal Erkin'in 1942 yılında orkestra için yazdığı bir dans rapsodisi. İlk kez 1943 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen ve çok güçlü bir orkestrasyona sahip olan bu eser, birçok melodinin kısa ara bağlantılar ile birbirine eklenmesinden oluşan özgür bir forma sahiptir. BBC Senfoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen birçok orkestrası tarafından seslendirilen bu eserin en güzel yorumlarından bir tanesini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yani kısaca BIFO, 2014 yılında Londra'daki Royal Albert Hall'da icra etti. BBC Proms olarak bilinen ve 1895 yılından bu yana yapılan dünyanın en büyük klasik müzik festivaline Türkiye'den katılan ilk orkestra olan BIFO, 2 saati aşan bu konserini Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi ile sonlandırdı. The most famous piece of Turkish classical music, that was Köçekçe by Ulvi Cemal Erkin. Ahmet Adnan Saygun, 1907-1991 yılları arasında yaşamış önemli bestecilerimizden bir tanesi. 1907 yılında İzmir'de dünyaya gelen besteci, ilk müzik derslerini küçük yaşlarda İttihat ve Terakki Okulu'nda almaya başlamış. 13 yaşından itibaren de piyano derslerine devam etmiş. Bu esnada armoni bilgisini kendi kendine geliştirmiştir. 1924 yılından itibaren müzik öğretmenliği yapmış, 1928'de ise devlet sınavı ile burs kazanarak Paris'e gitmiştir.
Burada çok sesli müzik ve armoni alanında kendini geliştiren besteci, 1931'de yurda dönmüş ve Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe atanmıştır. 1934'te kısa süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yönettikten sonra 1936'da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğretmenliğe başlamış ve aynı yıl ünlü Macar besteci Bela Bartok ile Adana'nın Osmaniye ilçesinde incelemeler yapan Saygun birçok halk ezgisini notaya aktarmıştır. Besteci kimliği yanında eğitimci ve etnomüzikolog kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, Özsoy Operası adlı ilk Türk operasının bestecisidir. Aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçıdır. Saygun'un 1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu, 25 Mayıs 1946'da Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle New York'ta da seslendirildi. Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi etnomüzikoloji ile müzik eğitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara'da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan Ahmet Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde bulunmaktadır. Yunus Emre'den sonra operalar, Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan gibi koral eserler, senfoniler, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazan sanatçı 1991 tarihinde hayatını kaybetti. Necil Kazım Akses, 1908-1999 yılları arasında yaşamış bir diğer önemli bestecimiz. 1908 yılında İstanbul'da dünyaya gelen besteci, 7 yaşında keman dersi almaya başladı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim görürken İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Cemal Reşit Rey'in armoni sınıfında öğrencisi oldu. Ayrıca özel olarak violonsel derslerine devam etti. 1926 yılında kendi imkanlarıyla Avusturya'ya giderek Viyana Devlet Müzik ve Temsil Akademisi'ne yazıldı. Bir yıl sonra Türk hükümetinin bursunu kazanarak eğitimine burada devam etti. Viyana'da yüksek lisans derslerini sürdürürken bir yandan da Prag Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. İki kurumdan da mezun olarak 1934'te yurda döndü ve Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe ve müdür muavinliği görevine başladı. 1936'da Ankara Devlet Konservatuarı'na kompozisyon öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl Bela Bartok, Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin ile birlikte Adana'nın Osmaniye ilçesindeki folklor çalışmalarına katıldı. 1985 yılında profesörlük unvanı alan Necil Kazım Akses, yaşamının son dönemlerine dek Ankara Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon dersi verdi. 16 Şubat 1999 tarihinde hayata veda etti. Evet sevgili öğrenciler, Atatürk'ün müzik devrimi ve sonrasında Türk beşlerinin ortaya çıkması, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kültür-sanat kazanımlarındandır. Türk beşleri, Batı müziği yapısı içinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin renklerini kullanmayı amaçladılar. Ve bu sayede Anadolu'nun kadim ezgileri çağdaş bir sunumla dünyaya açılmış oldu. Ben de bir müzik öğretmeni olarak müziğimize sağladıkları katkılardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk beşlerine teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.